5 numara. Evet, o. Serdar Ortaç 1'e 2 imza atmış. Hiç kimse için yapmadığını, güzeller güzeli bir kadın için yaptı. Allah Allah. Kim? Caroline Karolin. Yılmaz. İlk kez bir başkasının eserini seslendiren Serdar Ortaç, Caroline Yılmaz'ı öve öve bitiremiyor. Anne de geçen mesaj atmıştı. Bu bir aşk mı acaba? Ünlü sanatçı Serdar Ortaç bir ilke imza atıyor. Bu proje güzel geldi bana. İlk kez bir başkasının bestesini söyleyecek Caroline Yılmaz. Her geçen gün aralarındaki aşk iddiaları güçleniyor. Serdar Ortaç'la giriyoruz. Serdar Ortaç'la giriyoruz. Serdar Ortaç'ın annesinin beğenisi sorulunca yüzler neden değişiyor? Annem niye yürüsün? Serdar Ortaç defterini kapattım diyen Chloe'nin ardından ünlü sanatçı yeni bir aşka gelken mi açıyor? 17 Şubat'ta da çekip gidelim. 17 Şubat'ta da çekip gidelim. Olur. Serdar Ortaç İrlandalı güzel model Chloe'den boşanınca haklarında türlü türlü dedikodular çıkmıştı. Hem Serdar Ortaç hem de Chloe çıkan dedikoduları yalanladılar. Kırmızı çizgi mi aşıldı acaba evlilikte? Vallahi öyle bir şey olmadı abi ya. Son olarak Chloe de çıkan haberle ilgilenmediğini açık açık söylemişti. Yani ben sadece hayatımda devam ediyorum ve yani haberleri okumuyorum. Çok ilgilenmiyorsunuz. Yani. İlgilenmiyorum, yok. Anlaşılan Chloe, Serdar Ortaç defterini kapatmıştı ve ünlü sanatçı da geçtiğimiz gün verdiği sözle adeta hafızalara kazındı. Çocuk yapacağım, çocuk yapacağım. Serdar Ortaç espri mi yapıyor yoksa bu şakanın da altında bir gerçek mi var diye kafalarda sorular dolaşırken akıllara Caroline Yılmaz geliverdi. Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç'tan gelen hamlede bu samimi pozların üstüne tuz biber ekmişti. Ve Caroline Yılmaz'ın fotoğrafının altına çok manidar bir mesaj yazmıştı. İkiniz de çok zarif. İşte Serdar Ortaç cephesindeki bu hızlı gelişmelerle doğal olarak aşk iddiaları güçlendikçe güçlendi. Ve dün bir ilke imza atan Serdar Ortaç, Caroline Yılmaz'ın bestesini seslendirdi. Klip çekimini tamamladı. İlk defa bir şarkının orasına burasına dokunmadım. Laf etmedim. Bu sefer tam tersi oldu, evet. 30 sene kendi şarkılarımla uğraştım. Ama bu proje güzel geldi bana. Bu proje güzel geldi bana derken sanki Serdar Ortaç bir başka bakıyordu. Diyor ki hiç kimse çıkıp da bir yaz yağmuru veya bir bilsem ki yazamayacak bundan sonra. Onun için rahat. Karşılıklı iltifatlar havada uçuşurken Serdar Ortaç'ın gözlerinde eskilerden kalma o yaz yağmuru vardı sanki. Konu değiştirip düet sürecine gelse de romantik havayı bozmayalım diyoruz ve yine bakışlar değişiveriyor. Şarkıyı beğendin bence. Onun için. Şarkı da güzeldi. Bir de Caroline Hanım da güzel. Caroline zaten 10 numara. Caroline zaten 10 numara. Konu güzellikten açılınca doğal olarak yaklaşan 14 Şubat'ta ne yapacaklarını sormadan edemiyoruz. Ve 10 parmağında 10 marifet Caroline Yılmaz'ın TV şovu gündeme geliyor. Bomba üstüne de bomba patlıyor. 14 Şubat sevgililer günü, 15 Şubat yayınlanıyoruz, 16 Şubat senin doğum günün. Aslına bakarsan 15 Şubat'a 16 Şubat'a bağlayan gece yayınlanıyoruz. 17 Şubat'ta da çekip gidelim. Olur. 14, 15, 16, 13. Mantıklı. Serdar Ortaç üstüne gidince Caroline Yılmaz sevgililer gününde kiminle gireceğini açık açık söylüyor. Niye tabii diyorsun? Tabii. Kiminle gireceğim? Bul bir şey gir. Tamam, Serdar Ortaç'la giriyoruz. Serdar Ortaç'la giriyoruz. Bu kadar aşk sohbetinin üzerine işler ciddileşecek mi bakalım diye Serdar Ortaç'ın annesinin mesajını hatırlatıyoruz ve bakın neler oluyor. Anneme gençliği tabii hatırlatıyor. O Türkan Şoray hastası. Caroline de biraz şey, o tavırda bir hanım. Oradan sevmiş yani. Annemle konuşuyorlar. Anneniz Caroline Hanım'ı bağrına basıp oradan yürümüş diyecek oluyoruz. Ve ortalık karışıyor. Annem niye yürüsün? Estağfurullah. Şimdi şöyle aslına bakarsanız Nesrin Hanım bence Serdar Ortaç'ın annesi değil. Serdar Ortaç, Serdar Ortaç Nesrin Ortaç'ın oğlu. Komplimanların, iltifatların ardı arkası kesilmiyor anlaşılan. Caroline Hanım çoktan kaleyi içten fethetmiş bile. Bir insan olmak zor. Anneler de genelde hakkı çıkıyorlar zaten. Onun için anne lafı dinlemek lazım. Ve Serdar Ortaç'la Caroline Yılmaz çekimi yeni biten klibin Aşk Kokan şarkısını birlikte seslendiriyorlar. Şarkıyı çok beğendik. Çok güzel. Muhteşem sözler. Yalnız bir tane düzeltme yapalım. Her yerde çıktığı için bizim haberimiz bu. İlk defa bir şey yaptı dedik. Ne yaptık? Serdar Ortaç başkasından bir şarkı aldı. 2004 yılında, bir dakika tam söyleyeyim. Evet, 2004 yılında Yalın'ın şarkısını albümde okumuş.
Ellerine Sağlık adlı şarkısıyla listelere hızlı bir giriş yapan Yalın'ın Sakın Arama adlı şarkısını yeni albümüne aldı Ortaç diyor çıkan haber. Ortaç amacının Yalın'a destek vermek olduğunu söylemiş. Buradan bütün magazin sitelerine de duyuralım. Aslında ilk Yalın'dan şarkı almış. Şimdi Karolin. Yeni moda Karolin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Chloe'ye gittik, Karolin geldi. Karolin'den ders almamız lazım. Karolin nasıl fena? Ne dedi? Anneler anneler. Nesrin Ortaç'ın oğlu dedi Serdar Ortaç. Dedi. Serdar Ortaç'ın annesi değil dedi. Hanımefendi direkt beyin ameliyatına başladı. Top. Kale işten fethetti. Direkt içeri girmeyeyim. Ben hiç yapamam öyle işte ya. İçinden gelmiyorsa benim ders almam lazım. Vallahi hani ben de yani severim tabii ki büyüğümüzdür falan ama ilk buradan giremem yani. Yalnız hanımefendi tam bir söz ustası. Yani tabii. Muhteşem tavlar. Verelim mi şarkıyı? Ay verelim. Çok iyi şarkı. Onu da o yazmış zaten. Çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ya Serdar çok tatlı duruyor. Ya evet yani kız böyle bir şeyler yapmış. Serdar böyle başı sağ olsun. Ama bak Serdar'ı evirip çevirecek birisine ihtiyacı vardı Serdar'ın. Şimdi yaşı küçük eski eşinin. Tabii. Anladın mı? Ve Serdar da çocuk gibi. Birisinin olgun olması gerekiyordu. Olmamıştı orada. Şimdi bu görüntüde Serdar daha minyon. Ve daha genç duruyor. Evet. Karolin daha çekip çevirici, daha olgun. Karolin evet yani sanki orayı ele alacak söyleyeyim. Daha öyle gibi duruyor ve Serdar'ı da tabiri caizse tavlamış bence. Bence de yani 14 Şubat Serdar'la giriyor zaten pardon da sevgililer günü Serdar'la. Senin doğum, bak çakır takır yapıyor. 14 Şubat'ta program şöyle 15-16'da senin doğum günün. Ay direkt biliyor yani her şeyin farkında anneler mi anneler. Sen hemen bilir misin mesela Ömer'le tanıştığında ben doğum gününü kovaladım. Yok nereden bileceğim. Ben de yani biraz tuhaf yani. Çok enteresan evet. Ve güzel gidiyor bakalım. Türkan Şoray'a benzettin mi sen? Zaten Türkan Şoray'a benziyor. Ama sanki Serdar'dan biraz büyük gibi değil mi? Büyük gibi. Ya bize yaranılmıyor dedin zaten evet. Diğeri küçüktü laf ediyorduk. Şimdi büyükse Serdar laf edeceğiz. Küçük duruyor ya. Serdar evet. Çok tatlı duruyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. İnşallah proje de iyi olur. İyi ilişki varsa şarkı da. Şarkı çok iyi. Güzel. Ben de şarkıyı çok beğendim. Evet. İlişki varsa da yakıştırdım. Ne yalan söyleyeyim. Enerjisiniz çok yüksek duruyor. İlkim Elif. Serdar Ortaç'ı çok severim. Lakin daha iyilerine layık olduğunu düşünüyorum. Neyse hayırlı olsun demek düşer bize. Serdar'ı hiç biriyle yakıştıramadık evet biz. Ya. Bütün bir şey ülkece görümceyiz biz. Aynen öyle. Her şeye muhalefetiz yani. Peki o zaman devam edelim. Bakalım bu haberle ilgili ne diyeceksiniz? Yani... Ortaç hafta sonu çocuk yapacağım. Tövbe tövbe. Hafta sonu mu çocuk yapacak? Hafta sonu çocuk yapacağım mı dedi. Gülemiyorum uçumdan. Öf. Serdar Ortaç hafta sonu çocuk yapacağım sözü verince kafaları çok karıştırmış. İzliyoruz. Hepinizin gözü Serdar. Ünlü sanatçı Serdar Ortaç, İrlandalı güzel model Chloe'den boşandı ancak boşanmanın yankıları bitmiyor. Serdar Ortaç yeni çıkacak şarkısını Chloe için mi yazdı? Yeni şarkısının adıyla Serdar Ortaç eski eşine gönderme mi yaptı? Ok çıkmış yaydan diye. 14 Şubat yaklaşırken ünlü sanatçı sevgililer gününde kiminle olacak? Benim de sevdiklerim var. Serdar Ortaç'ın çocuk açıklaması ağızları açık bıraktı. Çocuk yapacağım, çocuk yapacağım, çocuk yapacağım abi. Ünlü sanatçı kimden çocuk yapacak? Şok, şok, şok. Serdar Ortaç'ın annesinin mesajı olay yaratacak. Serdar Ortaç, İrlandalı güzel model Chloe ile 5 yıl süren evliliğini geçtiğimiz yaz tek celsede bitirmişti. O çok iyi bir insan, her zaman dostum, her zaman arkadaşım olacak. Öyle nasip uymuş. Boşanmanın ardından da dedikodular ayyuka çıkmıştı. Serdar Ortaç boşanmasıyla ilgili iddiaları her defasında bıkmadan, usanmadan yalanlamıştı. Serdar Ortaç geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda hakkındaki iddialar ve haberlerle ilgili esprili bir yaklaşımda bulunmuştu. Etim, sütüm, budum hepsi haber oluyor. Geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç'ın yine neşesi pek yerindeydi. Sevgililer günü yaklaşırken yalnızlık canını sıkacak mı acaba ünlü sanatçının dedik ancak bakın Serdar Ortaç'tan ne yanıt geldi. Yalnızım ama şey yani kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Serdar Ortaç sevgili meselesini çözmüş ve hayatından oldukça memnun görünüyor. Ünlü sanatçı boşanınca sorumluluklardan arınıp rahatladı mı acaba? Hiç öyle bir şey düşünmüyorum bile. Allah böyleyse de böyle oldu. Alın yazısı yazıldı, böyle oldu. Ve Serdar Ortaç yeni şarkılarıyla ilgili bombaları peş peşe patlattı. 5-10 güne kadar ok çıkmış yaydan diye Serkan Kaya'ya bir tane beste verdim, o çıkıyor. Ondan sonra
Bir sürü şarkı yaptım. Onları biriktiriyorum işte. Serdar Ortaç'ın yeni şarkısının adına takılıyor aklımız. Chloe ile aralarında yaşananlardan bir resimleme mi? Ok çıkmış yaydan adı. Merakımız artıyor. Ünlü çiftin arasını bozan okun yaydan çıktığı an acaba ne zaman oldu? İnan bana öyle bir şey olmadı. Yani... Bir çizgin var mıydı abi? O kırmızı çizgi mi aşındı acaba evlilikte? Vallahi öyle bir şey olmadı abi ya. Her şarkınızda bir yaşanmışlık izi var. Yeni şarkınızda boşanmanın izleri yok mu diye soruyoruz ve Serdar Ortaç patlatıyor cevabı. Dünyada ilk boşanan ben değilim ki abi. Niye bu kadar ama şey yapıyorsun? Hani Serdar Bey çok güzel bir ilişkin. Ya kader abi kader. Dünyada ilk boşanan ben değilim. Tam da sizden çocuk haberi duymayı beklerken gelen boşanma haberiyle herkes çok iyi olmuştu diyecek oluyoruz ve Serdar Ortaç'tan 2020'nin flash haberi geliyor. Çocuk yapacağım. Tamam, söz çocuk yapacağım abi. Söz veriyorum. Söz çocuk yapacağım abi. Söz veriyorum. Çocuk yapacağım abi. Serdar Ortaç şaka mı yapıyor yoksa çocuk özlemi mi depreşti? Kafalar karıştıkça karışıyor. Serdar Ortaç sözünü verdiği çocuğu acaba kimden yapacak? Kafalarda bu sorular dolaşırken Serdar Ortaç dün akşam bir bomba daha patlattı. Ünlü sanatçının bir sürprizi vardı. Bakın o sürpriz isim kimmiş? Birkaç tane sürpriz isim var. Caroline diye bir hanımefendi var. Onun bir bestesi. Ona beraber klip yapacağız. Serdar Ortaç'ın Caroline diye bir hanım var dediği kişi, yani Caroline Yılmaz'ı söylemezsem olmaz geçtiğimiz hafta ekranlara taşımıştı. Üstelik çok samimiydiler. Bu yanak yana samimi pozları akıllara yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu getirmişti. Ve şimdi sıkı durun. Türkan Şoray'a benzerliğiyle de gündeme gelen Caroline Yılmaz bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım. Ve bu paylaşımda dikkatleri çeken bir mesaj vardı. Nesrin Ortaç. Serdar Ortaç'ın annesi, oğlu ve Caroline Yılmaz'ın fotoğrafının altına çok manidar bir mesaj yazdı. İkiniz de çok zarif. Ve Caroline Yılmaz'dan yanıt gecikmedi. Ne güzel bunu sizden duymak. Anlaşılan Serdar Ortaç'ın annesi Nesrin Hanım, müstakbel gelinin çoktan bağrına basmış bile. Söylemezsem olmazın ilk kez duyurduğu Serdar Ortaç ve Caroline Yılmaz aşkı bakalım daha da büyüyecek mi? Hadi hayırlısı. Evet, çocuk yapacak. Ya ama şimdi şöyle bir şey. Bu Serdar'da da, Serdar üzerinde de çok baskı yok mu? Çocuk istiyor herkes. Çünkü çocuk çok istiyor ve mutluluğu bulamadı gibi geliyor. Ya insan sevdiklerinden çocuğu olsun ister. Yani evet. Sevdiği insanların çocuğunu da görüp daha da mutlu olmak ister. Yani sevmediğin birinin çocuğu bile çok ilgilenmezsin. Serdar da çok sevilen bir sanatçı. Etimden, sütümden ve budumdan yararlanılıyor kısmı da şöyle oldu. Aslında evet, boşandıktan sonra Serdar aramıza döndü. Çünkü bir de o kadar doğal, o kadar güzel, o kadar esprili yorumlar, ne konuşmalar sıcak yapıyor. Ve her yere gidebilecek, magazinin en sevdiği konuşma tarzını gerçekleştirdiği için şahıs. Ondan dolayı masada sürekli adı geçiyor. Şöyle söyleyeyim, Serdar 90'ların televolelerini tekrar bize yaşatan tek isim, evet, bence şu anda. Ya biraz da tabii Mustafa da bunu yapıyor. Bilal de fena değil, televoleci biliyorsun. Neydi, iki saattir biz az sonra şöyle görüyoruz. Çocuk yapacağım, çocuk yapacağım. Merakla bekliyorsun. Ve adam tamam arkadaş, yapacağım bir tane deyip. Annesi fakat, de istiyor. Fakat annesinin bir mesajı var. Onu verelim mi? Evet, onu tekrar verelim. Bak enteresan. Anne bakın, olmayı güzel gelmiş oradan. İkiniz de çok zarifsiniz diyor. Zarif. Ne evet, güzel bunu sizden duymak diyor o da yanıt olarak. Gelin demeyeyim şimdi. Türkan Şoray'a benziyor mu biliyor musun? Hafif andırıyor, andırıyor. Evet evet. Yani andırıyor. Oo, benzemiyor evet, diyemeyiz. Benzeme değil, andırma. Ama tabii Türkan Şoray başka bir insan. Ay başka tabii canım. Bir de yalnızım ama diyor. Sonra bir şey yapıyor, bir çark ediyor. Manevra diyorsun, diyor dönüş yani yapıyor. Kendimi seviyorum. Yani bence o da şey diyecek. Yalnızım ama görüştüklerim var. Yalnızım ama birkaç kişiyle konuşuyorum. Ama doğrudur şimdi yani, anladın mı? İnsan tanıyana yalnızlık kadar. Yalnızlık Allah'a mahsus. Tabii ki. Bekarsan. Olabilir. İnsan yani, tanıma olmasın maksadıyla bir arkadaşıyla yemeğe çıkamaz mı? Görüşemez mi? Değil çıkabilir mi? Olabilir, her şey böyle olabilir. Evet, ama devam edelim. Biz Serdar'ı mutlu görmek çok istiyoruz. Ve şu anda mutlu görünüyor. Valla ne yalan söyleyeyim, Serdar küllerinden doğuyor gibi. Aynen öyle.